Efendim biz fuar standlarını gezmeye devam ediyoruz. Fuardayız program ekibi olarak şu anda da sektörde önce kurumlardan bir tanesinde. SEMAK'tayız, SEMAK Makine'deyiz. SEMAK Makine Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Keleş ile birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz standımıza Harun Bey. Çok teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Efendim 12. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarındayız ve siz de SEMAK olarak önemli bir kurumsunuz ve bu sektörde önce kuruluşlardan bir tanesiniz. Bu noktada genel bir değerlendirme yapmak gerekirse SEMAK konusunda neler söylemek istersiniz? Evet, genel değerlendirme yapıp bulacak bir senedeyiz. 2019 senesinde bir dalgalanmanın eşiğinden çıkıyoruz şu an. Tabii ki 2018 biraz zor bir sene oldu. 2019 toparlanma senesi olarak görüyorum ben. SEMAK Makine olarak biz 3. jenerasyonuz. Aşağı yukarı firmanın kuruluşu, tabii SEMAK olarak ismi değişmiş. Daha önceden Süleyman Yağız Yılmaz kolektif şirketiymiş. 70 senelik bir geçmişe sahip. İnşallah 4. jenerasyonu da yetiştirmeye çalışıyoruz. Tarım makineleri sektöründe biz her bahçeye, her eve, her çiftçimize muhakkak dokunuşumuz var. Dokunacak ürünümüz var. Bu merkezde devam ediyoruz. İnşallah efendim, biz de zaten hani yıllardır biliyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu noktada 2019 yılı tarım ve hayvancılık fuarını değerlendirmek gerekirse neler söylemek istersiniz? Vallahi ne diyeyim ben şimdi, hani bir kere yakınmaktan hiç hoşlanmam kesinlikle. Fuar tabii ki sakin geçiyor. Bana göre fuarın sakin geçmesindeki nedenlerden bir tanesi fuarı düzenleyen firmadan kaynaklandığını düşünüyorum ben. Tabii ekonomik göstergelerde bir takım dalgalanmalar var. Ben kriz kelimesini kullanmadığım için inanmıyorum kriz kelimesine de. Dalgalanmalar vardır. Türkiye'nin gerçekleridir bu. Türkiye nakit parayla dönen bir ülke. Nakit para girerse maalesef yatırım çok az olduğu için o nakit paranın bolluklarında bir takım dalgalanmalar, yukarıya doğru yükselmeler, para çıkarsa aşağı doğru inmeler olur. O dalgalanmalarda dibi bulduk, yukarı doğru çıkacaktır. Biz aşağı yukarı 8. katılışımız bu fuara. 7. 8. katılışımız. Bu sene 140 firma olmadığı söyleniyor. Ama biz memnunuz. Neden memnunuz? Bütün çevredeki bütün bayilerim hepsi geldi, ziyaret etti. Ben dolaşmaya kalkışsam bu kadar bayi, 2,5 ayda, 3 ayda ancak dolaşırım. Hepsiyle böyle ufak tefek sohbet ediyorsun, konuşuyorsun. Onlar seni görüyorlar. Biz onların motivasyonunu görüyoruz. Onun için mutluyuz. Çiftçiyle de, bizle de temas halindeyiz. Tabanla da temas halindeyiz. Sorunumuz yok aslında. Yani biz genel hava olarak bir karamsarlık var. Ama karamsar oturmanın da bir anlamı yok. Biz tüccar, sanayici veya olarak kesinlikle ummak zorundayız. Şu görüşteyim, 40 gün taban eti, bir gün av eti. Yani biz bir ava çıkıldıysa, bu sektördeysek bir gün iş yapacağız. Ki yapıyoruz da zaten. İş de yaptık, Allah bir bereket versin. Bayimiz var burada, bayimiz ürünlerini de sattı. Yeni ürünlerimiz var, onun lansmanını yaptık. O bizim için çok önemliydi. Onunla ilgili acaba getirelim mi getirmeyelim dediğimiz makinelerin seçimini yaptık. Biz genele baktığımızda biz mutluyuz. Umduğumuz gibi oldu. O yeterli. Allah bir bereket versin. Şöyle diyoruz o zaman, SEMAK için bu fuar çok verimliydi. Evet, SEMAK için bu fuar verimliydi. Evet. Biz de o açıdan mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Efendim, SEMAK olarak birçok markayı bünyenizde bulunduruyorsunuz. Evet. Bu yılda yeni lansmanlarını yaptığınız ürünler oldu. Özellikle de bu fuarda şu anda da sergiliyorsunuz. Bu konuda bir değerlendirme alalım sizden. Tabii yeni markalarımız var, eski markalarımız da var. Eski markalarımızın içinde yeni ürünlerimiz var. Motor testlerde akülü ürünlerimiz var. Motor tırpanda akülü ürünlerimiz var. Motor tırpanda düşük cc'li, yüksek beygir gücünde yeni ürünlerimiz var. Ekonomik fiyatlarda. Bunlar artık sektörde bir devrim haline geliyor. Bizde hep böyle bir şey vardı. Biraz büyük olsun, 3 kuruş pahalı olsun. Ya yok öyle bir şey. Büyükse yani hani büyük güçte olsun. Yani artık hani teknoloji, makineler daha hafifliyor. Hafifleşiyor. Ve
beygir gücü arttırılıyor. CCC düşüyor. Bir yeni teknoloji var. Onları satıyoruz. Onları tanıtmaya çalışıyoruz. Wolf Carton diye bir yeni bir markamız var. Onun kapının önünde görmüşsünüzdür. Yüksek dal budama makinesini tanıtıyoruz. Onun yüzlerce ürünü var. Dedik ki bu fuarda bu ürünü tanıtalım ve öğrenelim, biz de öğrenelim. Öğrendik. Çiftçimizin de talebi de çok fazla var. Sorun yok. Fiyat olarak da piyasadaki rakipleriyle rekabet edebilecek fiyatlara sahip. Sorun yok. Yani Oregon'da yeni ürünlerimiz var. Olemak'ta yeni ürünlerimiz var. Campagnolo'da zeytin sikme makinelerinde yeni bir iki tane teknolojik ürünümüz var. Böyle olunca hani fuar bu şekilde tanıtımla devam ediyoruz. Dolu dizgin devam ediyor. Ben de bundan sonraki süreçlerde başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz Harun Bey. Ayağınıza sağlık. Bir kere kesinlikle tüccar olarak umacağız. Kesinlikle bir kenara çekilmeye, yani ülkemizde dalgalanmalar olabilir. Çiftçimiz de umacaktır. Ve onun için çiftçimiz de burada ekmek parasını çıkartmak için bir şekilde dolaşıyor. Bir makine sahibi olayım diyor. Onunla yevmiyemi çıkartayım, paramı kazanayım diyor. Bir şekilde çark devam edecek. Tabii ki o dalgalanmaları yaşayacağız ama ülkemizin geleceğine sonsuz güveniyoruz. Biz de buna inanıyoruz efendim. Tekrar yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler.